Hükümdarlık zor kararlar vermeyi gerektirir. Ve bugün o günlerden biri. Kendi çocuklarından birini vermeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Bledam Atilla'm. Çabuk karar ver de bizim göster. Roma ile yaptığımız anlaşmanın teminatı olarak göndereceğim veliaht Atilla. Gidelim. Bunların Orta Asya'dan çok uzakta varoluş mücadelesi verdikleri bir dönemde doğdu. En yakınları tarafından gözden çıkarıldı ve Roma saraylarında yapayalnız büyüdü. Yurduna geri döndüğünde ise hakkı olanı geri almak için zorlu bir mücadeleye girişti. Bedeller ödeyip bedeller ödetti. Kılıcını ruhundaki intikam ateşiyle bileyen bir hümkümdarın, Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın hikayesi. Bugün hava çok sıcak. Canım hiç savaşmak istemiyor. Birazdan tepende germen kılıçları savrulacak. O zaman da böyle havaya bakma sakın. Oğlunu tek parça götüremezsek amcam da bizi parçalara ayırır. Buraya eğlenmeye mi geldiniz? Birinizin başına geçin hemen. Hey, sana söylüyorum. Atilla, ne yapıyorsun? Bırak onu. Hepimizi öldüreceksin. Atilla, bırak onu, kendine gel. Atilla, Hun veliahtlarından biri. Ruan'ın anlaşmaya göstereceği sadakatin teminatı olarak burada, sarayda kalacak. Gözünün önden ayırma. Geçin yerinize. Çocukluğundan beri hiçbir şey değişmemiş. Maharetlerini duyuyorum. Tam bir savaşçı olmuşsun.
Paralı asker. General Ethius. Olduğum şey bu. Yine de bugün bir Roma askeri gibi savaşacağından hiç şüphem yok. Bu sizin savaşınız general. Benimki henüz başlamadı. Batı Roma İmparatorluğu, milattan sonra 5. yüzyılın başlarında topraklarının her köşesinde başlayan isyanlar sebebiyle uzun ve yıpratıcı bir savaş dönemine girdi. Birçok cepheye bölünmek zorunda kalan imparatorluk, asker sayısındaki açığı kapatabilmek için bunlardan paralı askerler temin etti. Roma bu sayede Germenlerle yaptığı savaşı kazanmayı ve kuzey sınırındaki yangını bir nebze olsun söndürmeyi başardı. Hakkında söylenenler doğruymuş Attila. Roma'nın senin gibi savaşçılara ihtiyacı var. Bize katılırsan eğer kısa zamanda rütbe almanı sağlayabilirim. Bir asker atacağı adımları sizin gibi iyi hesaplamalı. Öyle değil mi general? Teklifiniz için teşekkür ederim. Ama ben olmam gereken yerdeyim. Batı Roma, Avrupa kıtasındaki yeni komşusu Hunlarla zorunlu bir ittifak kurmuştu. Ancak bu birliktelik uzun sürmeyecekti. Hun-Roma ilişkileri gerçekten sıra dışıydı. Konstantinopolis Patriği Nestorius bu ilişkiyi anlatırken Hunlar ve Romalılar birbirlerinin hem kölesi hem efendisi oldular sözünü kullanır. Bu söz bu iki güç arasındaki siyasi dengeyi anlatabilmek için gerçekten yerinde ve doğru bir söz. Hunlar Avrupa'ya göç etmeden yaklaşık 6 asır önce sınırları batıda Hazar Denizi'nden doğuda Büyük Okyanus'a dek uzanan dev bir imparatorluğa sahipti. Kökleri Asya'nın içlerine kadar uzanan Avrupa Hunları Türkçe konuşan atlı göçebe bir topluluktu. Doğrusunu söylemek gerekirse Hunların kökeni hala gizemini koruyor. Dönemin Roma tarihçisi Marcellinus onların dünyanın gizli bir köşesinde boy vermiş belalı bir ırk olduğunu söylüyordu. Ancak Hunlar artan Çin baskısı ve kuraklık nedeniyle yıllar içinde güçlerini yitirdiler ve Asya'daki topraklarını terk ettiler. Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru ilerleyip Tuna Nehri'ni geçtiler ve Avrupa kıtasının toplumsal yapısını kökten değiştiren kavimler göçünün başlamasına sebep oldular. Eski ihtişamlı günlerine tekrar kavuşmak isteyen Hunlar, önlerine çıkan herkesi yenerek büyük bir kargaşa yarattı. Kaçışan topluluklar domino etkisi yaparak birbirlerini itti ve Avrupa'nın demografik yapısı değişti. Bu yaşananlardan kıtanın hakim gücü Roma İmparatorluğu da olumsuz etkilendi ve milattan sonra 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye bölünmekten kurtulamadı. Zaten iç karışıklıklarla uğraşan Roma'ya son darbeyi Hunların sebep olduğu kavimler göçü vurmuştu ve 395 yılında imparatorluk ikiye bölünmek zorunda kalmıştı.
Doğu ve Batı olarak ikiye bölünen bu yapıyı bir arada tutan tek şey artık ortak dilleri Latince ve kadim Roma kanunlarıydı. Batı Roma, Doğu Roma'ya göre çok daha zorlu bir dönemden geçiyordu. Çocuk yaşta tahta çıkan 3. Valentinianus, iktidarı süresince otoritesini kurmakta başarılı olamamış ve bu durum imparatorluğun yıllardır hükmettiği halkların bağımsızlık iştahını artırmıştı. Ancak Batı Roma onlarla gergin başlayan ilişkilerini iyileştirmiş ve bölgedeki güç dengesini tekrar kendi lehine çevirmişti. Babanız iyi değil. Sizi bekliyor. Hun savaşçılar paralı asker olarak katıldıkları Germen seferini tamamlayıp yurtlarına döndüklerinde beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştılar. Avrupa Hunlarının hükümdarı Rua ölümcül bir hastalığın pençesine düşmüştü. Attila'nın amcası Rua Avrupa Hunlarının Hakanı'ydı. Asya'dan Avrupa'ya göç ettikten sonra bu topraklarda doğmuş, yetişmiş ikinci kuşağın yöneticisi durumundaydı. O da tıpkı Asyalı atıları gibi bu bölgede tutunma çabası veren bir yönetim tarzı benimsemişti. Rua'nın dikkat ettiği iki önemli rakibi vardı, Doğu ve Batı Roma. İktidarı döneminde genel itibariyle Batı ile ilişkiler kurdu. Doğu Roma'ya ise akınlar düzenleyerek vergiye bağladı. İki tehdidi karşısına almadan bir anlamda denge politikası güderek bölgede tutunmaya çalıştı. Siz gittikten sonra bir hastalık meydana oldu. Gittikçe de kötüleşiyor. Konstantinopolis şifacılarından yardım isteyelim. Gerek yok. Görüyorsunuz. Halim ortada. Yakında kurultayı toplayıp İçinizden birini hükümdar seçmeniz gerekecek. Hanginiz seçilirse seçilsin, kalanlar onu itaatte kusur etmesinler. Şimdi gidin. Kurulta için Hun büyüklerine haber verin. Benim de nefesim yeterse orada olacağım. Attila. Sen kal. Seni Roma'ya gönderdiğim için bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Birinizi seçmek zorundaydım. Attila Rua tarafından diplomatik esir olarak Roma'ya verilmişti. Bu o dönemde çokça karşılaştığımız bir uygulamaydı. Bunun amacı yapılan anlaşmaların bozulmasını önlemekti. Diplomatik esirler iki taraf arasında gelecekte yaşanabilecek uyuşmazlıkların adeta bir çözüm anahtarıydı. Onları vadeli işlemlerin teminatları olarak görebiliriz. Yani anlaşmaya uymadığınızda teminatınız yanar. Bu durumda vermiş olduğunuz esir öldürülürdü. Benden ne istiyorsun amca? Mamasına sahip çık. Gözün arkada kalmasın.
Attila'nın esirlik dönemi travmalarla doluydu. Romalılardan izin almadan ya da başında bir nöbetçi olmadan hiçbir yere gidemezdi. Dışarıdan birisiyle temas kurması ya da konuşması yasaktı. Yani geride bıraktıklarından uzakta adeta diri diri gömülmüştü. Attila'nın Roma esaretinden kurtulması gerçekten hayatındaki en ilginç olaylardan biriydi. Tarihi tam bilinmese de Roma'nın yaşadığı bir kuşatma sırasında şehrin altındaki tünellerden kaçmayı başarmış ve sonunda yurduna ulaşmıştı. General Aetius da Attila'ya benzer bir çocukluk dönemi geçirmişti. Roma tarafından rehin olarak bunlara verilmiş ve ailesinden uzakta büyümüştü. Ülkesine geri döndüğünde ise her şeye sıfırdan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun en saygın generallerinden biri olmuştu. Germen isyanı bastırıldı. Müzakere için öne sürdüğümüz tüm şartlar koşulsuz kabul edildi. Kartaca. Geyserik şimdilik geri çekilmeyi kabul etti. Ancak... Ancak ne? Sana bu meseleyi tamamen halletmen emredilmişti. Anne izin verirsen... ...generalin söyleyeceklerini dinleyeceğim. Seni dinliyorum. Geyserik geri çekilmek için... ...oğluyla kız kardeşiniz Honoria'nın evliliğini şart koştu. Ne demek oluyor bu? Sakin ol Honoria. Kimseyle evlendiğin yok. Bunlar? Her iki savaşta da yanımızda yer aldılar. Roa hala sözünün arkasında. Ne istersek yerine getiriliyor. Onlara fazla güveniyorsun general. Umarım seni yarı yolda bırakmazlar. Hiç merak etmeyin. Verecek altınımız olduğu sürece bizim için dünyanın her yerinde savaşırlar. Müsaadenizle. Aetius son dönemlerde elde ettiği başarılarla imparator üzerindeki etkisini epey arttırmıştı. Bu Valentinianus'un annesi Plakidia'yı rahatsız ediyordu. İktidarın iplerinin elinden kayıp gitmesini öylece izlemek generale karşı düşmanca bir tavır almasına neden oluyordu. Zaferle dönen Roma generalleri halk tarafından ilgi görür ve sevinirdi. Örneğin Sezar'ı üst düzey devlet yönetimine taşıyan da elde ettiği askeri başarılarıydı. Bu nedenden ötürü Plakidia iki şeyden endişe duyuyordu. Bir, devlet içerisindeki nüfuzunu kaybetmek. İki, Valentinianus'un Aetius tarafından düzenlenecek bir darbeyle tahttan indirilmesi. Bize müsaade et Honoria. Yine ne var anne? Bu sefer neyi yanlış yaptım? Yanlış yapmadın. Aksine ilk defa doğru bir soru sordun. Aetius onlara neden bu kadar güveniyor? Hı? Kendinden çok emin. Her istediğini yapabileceğini düşünüyor. Dikkat et oğlum. İplerin kimin elinde olduğunu ona göstermen gerekiyor. Dokuz yıldır Hunların Hakanı olarak hüküm süren Rua, 434 yılında vefat etmiş ve ardında kaotik geçeceği belli olan bir hükümdar seçimi bırakmıştı. Momas. Dünden beri bir garip. Atakam'la kuytu köşelerde fısıldaşıp duruyorlar. Yanlarına gidince de sus pus oluyorlar. Amcam ölmeden önce yerine geçecek kişiyi belirledi. Kim? Mamas.
Sen nereden biliyorsun? Kendi söyledi. Ya kurultay? Ne kurultayı bile de? Her şey ayarlanmış, görmüyor musun? Ne yapacağız peki? Orasını bana bırak. Eski Türk devletlerinde çok önemli bir kurum vardı. Kurultay. Kaan'dan sonraki iki numaralı yönetim birimi olan kurultaylar, hukuki kuralların konmasından savaş ya da barış kararının alınmasına, hatta yeni kağanların seçilmesine kadar pek çok önemli konuda son derece etkiliydi. Kurultaylar modern demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan meclislerin temelini oluşturuyordu. Burada çıkan kararlara o kadar saygı duyulurdu ki, yeri geldiğinde kağanların yetkilerini sınırlama hakları bile vardı. Ruva'nın atalarımızın yanındaki yerini almak için çıktığı yolculuk bu kurultayın yapılmasını gerekli kıldı. Han, yeni Hakan'ın büyük oğlu Mamas olmasını istedi. Ruva isteğini belirtmiş. Burada olsaydı söz hakkı hepimizden daha güçlü olurdu elbette. Ama biliyorsunuz, kurultay varislerden istediğini seçmekte özgürdür. Ruan'ın bunların geleceğiyle ilgili hepimize verdiği bazı sözler vardı. Yerine büyük oğlu Mamas'ı seçtiğine göre o da bu sözleri tutacaktır. Şüpheniz olmasın. Ne sözü bu? Roma'nın kanımız karşılığında verdiği altınların nasıl pay edileceğimi. Sen bu konular hakkında konuşacak en son kişisin. Neden? Kardeşin sefer boyunca Romalı generalin dibinden ayrılmadı. Neler konuştuklarını herkese anlatmak ister belki. Merak edecek bir şey yok. Belli ki onların geleceği konusunda başka planları var. Düşmanın içinde büyümüş birinin bu kurultaya da söz söylemesine izin mi vereceksiniz? Kılıç tutmayı, ok atmayı, ata binmeyi amcam Ruha'dan öğrendim. Onun üzerimdeki hakkını bilirim. Ama o babamdan bize geçmesi gereken hakkı görmezden geldi. Ve şimdi hakkım olanı geri alıyorum. Attila'nın her şeye karşı büyük bir öfkesi vardı. Bence bunun en önemli sebebi o güne kadar hayatının akışını hep başkalarının belirlemiş olmasıydı. Küçük yaşta babasını kaybetmiş ve iktidardan uzaklaştırılmıştı. Bunlar da yetmezmiş gibi Hunlarla Romalılar arasında yapılan anlaşmanın teminatı olarak Roma'ya verilmişti. Şimdi Ruan'ın ölümü ona ipleri eline alma fırsatı sunuyordu. Ve Attila kimsenin buna engel olmasına izin vermedi. Kuzenlerini öldürdükten sonra Attila ve Bileda ortak hükümdarlar olarak Avrupa Hunlarının başına geçtiler. Büyük olduğu için Bileda'nın lider olduğu düşünülebilir. Ancak Attila'nın baskın karakteri Bileda'ya tek başına karar alma fırsatını hiç tanımayacaktı. Ruan'ın ölümünün bize bir etkisi olacak mı? Hunlarla bir anlaşmamız var.
onun dışına çıkacaklarını sanmıyorum. Başımıza yeteri kadar bela var zaten. Bir de bununla uğraşmayalım. Atilla'yı hatırlarsınız. Hırçın, söz dinlemez biri. Ama akıllıdır da. Çıkarlarının bizimkilerle örtüştüğünün farkındadır. Umarım dediğin gibi olur. Nasıl yaptığın umurumda değil. Ama bu meseleyi benim önüme getirme. Bize sorun çıkarmayacaklarından emin olalım. Batroma gerçekten siyasi bir kaosun içindeydi. 6 yaşında tahta çıkan İmparator Valentinianus, yıllar sonra bile hala annesi Plakidia'nın kontrolü altındaydı. Ve bu durum ülkeyi siyasi çıkarlar yüzünden tetiklenen çözüm güç olaylara sürüklüyor ve imparatorluğu sürekli zayıflatıyordu. Afrika, İberya, Batı Avrupa, Britanya, Akdeniz, Roma İmparatorluğu'nda hangi taşı kaldırsanız altında sorunla karşılaşırdınız. İmparatorluğun bu zor dönemlerinde elindeki en büyük avantaj Aetius gibi bir komutanının olmasıydı. Yoksa imparatorluk çoktan dağılmış olurdu. Hunlar Batı Roma için artık kapalı bir kutuydu. Ve General Aetius bu belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışacaktı. İmparatorluk kontrol altına alamadığı rakibiyle arasına zihinsel ve fiziksel sınır çizerdi. Bu noktadan itibaren dışarıda bırakmış olduğu tehdidi parayla satın alma yoluna giderdi. Böylelikle de düşmanının gözünü sınırların içerisinden dışarıya doğru çevirirdi. Roma için Hunlar da tam anlamıyla böyle bir tehditti ve pazarlık yapmak zorundaydı. Atilla ve Bileda'nın Batı Roma ile aralarındaki anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sadece Hunların değil, Avrupa'nın da geleceğini şekillendirecekti. Hunların Turla Nehri'nin dik kıyılarını geçip Macaristan ovalarına girmelerinin üzerinden 40 yıl geçmişti. Orta Asya'yı hiç görmemiş ve büyük göçü bilmeyen yeni bir nesil vardı ve bu nesil dedelerinden oldukça farklı fikirlere sahipti. Artık Avrupa Hunları ve komşuları için yeni bir dönem başlıyordu. İmparator Valentinianus'un selamlarını getirdim. Hunların yeni liderlerini tebrik ediyor. Buraya kadar bizi kutlamak için gelmedin sanırım. Ne istiyorsun? Rua için üzüldüm. Onunla çok eskiye dayanan bir dostluğumuz ve bir anlaşmamız vardı. O süslü parşömenlere yazdığınız anlaşmalardan bahsediyorsun. Hiçbir zaman sadık kalmadınız. Roma'da bir esirken verdiğiniz sözlere rağmen düşmanlarımızla pazarlığa oturmaktan geri kalmadığınızı çok gördüm. Divit et impera. Doğru hatırlıyorum değil mi general? Böl ve yönet. İmparatoruna söyle. Artık bölünmüş olan sizsiniz. Attila. Roma ile düşman olmak istemezsin herhalde. Aslında birlikte bunun bir çözümünü bulabiliriz. Öyle değil mi Atilla? Buraya kadar boşuna zahmet etmişsin general. Hunlar artık Roma'nın değil,
kendi yolunda yürüyecek. Roma için savaşmıyorsan Roma'ya karşı savaşıyorsundur. Umarım pişman olmazsın. Attila ve Bleda ne Doğu Roma ne Batı Roma ile anlaşacaktı. Hunların bundan sonraki stratejisi topyekün saldırı olacak ve Avrupa'nın hala unutamadığı bir dönem başlayacaktı. Hunlar ilk olarak ikiye bölünmüş olan Roma İmparatorluğu'nun doğu kanadını hedef aldılar. Ve ardı arkası kesilmez akınlar yaparak Balkanların içlerine doğru ilerlediler. Bugünkü Arnavutluk topraklarından başlayan akınlar Balkanlar üzerinden Trakya'ya, oradan da İstanbul'un giriş kapısı kabul edilen Edirne'ye ulaşmıştı. Asya kıtasında altın çağını yaşayan Hunlar, Attila ve Bleda önderliğinde bu kez Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Attila'nın başlattığı bu saldırı diğer Hun saldırılarından çok farklıydı. Genelde Hunlar şehirlerin dışındaki bölgeleri ele geçirir, ganimet alır ve geri dönerlerdi. Ama Attila Romalıların bugüne kadar şahit olmadıkları bir şekilde ilerliyordu. Hunlar tarihin gördüğü ilk kuşatma kulelerini inşa ettiler. Böylelikle surları rahatlıkla aşıp istedikleri her yeri ele geçirebiliyorlardı. Surları sayesinde güvenli adı olarak kabul ettikleri şehirlerinde Romalılar artık rahat edemeyeceklerdi. Politikaların artık işe yaramıyor general. Hunlar Konstantinopolis sınırına dayanmışlar bile. İmparator bizden yardım istiyor. Güneyde Kartaca ile savaşıyoruz. Orduyu bölmek bizi zayıflatır. Kuzenini barbarlara karşı tek başına mı bırakacaksın? Hem yardım göndermemek Roma'nın zayıflığı olarak algılanacaktır. Doğu ve Batı Roma, özellikle Hristiyanlığın kabulünden sonra mezhepsel olarak bazı ayrımlara düşseler de hala akrabalık ilişkilerini koruyordu. Ancak bu her zaman birbirlerine yardım ettikleri anlamına gelmezdi. Yani siyaseten aralarında tam bir ittifak olduğundan söz edemeyiz. Gerçekleri kabul et anne. Roma zor durumda. Öyle değilmiş gibi yapmak için Kartaca seferini riske atamam. Aslında bir çözüm yolu var. Başarılı olursak Attila'dan kurtulabiliriz. Batı'dan istediği yardımı alamayan Doğu Roma'nın Attila'ya karşı üretebileceği yeni bir planı yoktu. Hunlar surlarda açtıkları gediklerden şehirlere sızarak onları durdurmaya çalışan herkesi ve her şeyi yok ediyorlardı. Şehri Doğu Roma'nın başkentten önceki son savunma hattıydı ve Hunlar bu şehri de zorlanmadan ele geçirdiler.
elçiler yarın burada olacak. Gelsinler bakalım. Roma'ya gittiğimde benden daha küçük bir çocuğun tahtta oturduğunu gördüm. Ama çok geçmeden gerçeği anladım. Onu parmağında oynatıyorlardı. Roma'nın oyunları bitmez bile de. Anlaşmak için geldiklerini sanırsın. Ama onlar seni köleleştirmenin planını çoktan yapmışlardır. Nişin düşmesi Doğu Roma için bıçağın kemiğe dayandığı son noktaydı. Attila ve Bleda ile pazarlık yapmaktan başka çareleri kalmamıştı. Ya Hunları geri çekilmeleri için ikna etmenin bir yolunu bulacaklardı ya da İstanbul'un Türkler tarafından ele geçirilmesini izleyeceklerdi. Attila ve Bleda kazandıkları zaferlerle bu kıtanın misafiri olmadıklarını herkese kanıtlamışlardı. Dolayısıyla Niş şehrinde Hunlarla kurulacak diplomatik temastan çıkacak sonuç sadece Doğu Roma'yı değil Avrupa'daki tüm aktörleri yakından ilgilendiriyordu. Senatör Marcus. Sizlere Doğu Roma İmparatoru Theodosius'un selamlarını getirdim. Hoş geldiniz. Sizi dinliyorum. İmparator iyi niyetinin göstergesi olarak talep ettiğiniz esirlerden ikisini gönderdi. Aylık 1500 lüpü ödemeyi de 6000 lüpüye çıkarttı. Karşılığı... İmparatoruna söyleniş kalesi umurumuzda değil. Esir düşmüş bütün Hunların teslim edilmesini istiyorum. Aylık 30.000 lüpi vergi, Niş Kalesi içinde 100.000 ödeyecek. Yoksa bir sonraki görüşmeyi Konstantinopolis'te yaparız. Üç gün mühletiniz var. Ben dönüyorum. Bleda burada olacak. İmparatorunuzun kararını ona iletirsiniz. Attila hükümdarlığının ilk yıllarında tıpkı amcası Rua gibi Doğu Roma'dan vergi almak için planlanan saldırıları sürdürdü. Ancak bir farkla. Artık düşmanın şehirlerini ele geçiriyor ve çok büyük bedeller karşılığında iade ediyordu. İmparator Theodosius'un bu şartları kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Lütfen teklifimizi bir kez daha düşünün. Attila'yı tanımıyorsunuz. Kararından asla dönmez. Peki Attila Hunları tek başına mı yönetiyor? Sizin gibi sağduyulu bir hükümdarın kararlarında hiç mi etkisi yok? Beni yanlış anlamayın. Niyetim size kardeşinizi kötülemek değil. Aksine ona doğru yolu gösterebilecek tek kişi sizsiniz gibi görünüyor.
Batı Roma orduları birleşirse bu halkınız için hiç iyi olmayacaktır. Özellikle bu görüşmeden sonra yazılan Doğu Roma kaynaklarına göre Attila ve Bileda birbirlerine zıt mizaca sahip iki kardeşti. Attila çabuk parlayan ve istediği olmadığı zaman öfkelenen biriydi. Bileda ise daha uzlaşmacı kişiliğiyle öne çıkıyordu. Ona göre ateşin sardığı yerden ganimet elde edilemezdi. Makul bir gelir elde edildiği sürece düşmanla anlaşıp geri çekilme Bileda için ilk sıradaki opsiyondu. İsteklerinin imparator tarafından karşılanmayacağı açıktı. Ben de tekliflerini kabul ettim. İnadın yüzünden en önemli gelir kaynağımızdan olacaktık. Ayrıca bizi başa çıkamayacağımız bir savaşın içine sokacaktın. Kendinden başka kimseyi dinlemiyorsun. Tahtta senin kadar benim de söz hakkım var. Kandırıldın. Hiç mi aklına gelmedi? Ne kandırılması? Senin karşında çocuk yok. Artık bitti Attila. Hepimiz için en iyi olan şeyi yaptım işte. Sen de bunu kabul edeceksin. Nasıl ki Ruan'ın ölümü Avrupa siyasetinde yeni bir kırılmaya neden olduysa, bu kırılmanın kat be kat fazlası Bleda'nın ölümüyle gerçekleşecekti. Çünkü Bleda Attila'yı bir nebze de olsa frenleyebiliyor ve ona sözünü dinletebiliyordu. Ama artık Attila'yı dizginleyebilecek hiç kimse kalmamıştı. General, haklıydınız. Bileda Attila gibi değil. İkna edilebilir biri. Ve onunla anlaştık. Fakat Attila teklifimizi kabul ettiği için Bileda'yı öldürdü. Durmayacak.